Temizlik yapıyor falan Allah Allah diyorsun. Abi diyor abi, temizlik yapmak lazım. E, temizliği zaten bizim dinimizin emri temizlik yapmak. Efendim böyle kalabalık şey yapmamak lazım. Böyle efendim gece kulüpleri kapanıyor bilmem ne. Güzel ne kadar güzel hocama gitti. Bazı böyle kötü yerlerin kapanması. Bak Allah musibetlerle kapattırdı yani. Ya e, demek neymiş musibetler ve Üstad öyle diyor bir yerde diyor ki Kainatta diyor ya diyor bizzat güzel vardır veya neticesi itibariyle güzellik vardır. Bizzat güzellik veya netice şu gördüğümüz efendim bu musibet ve bela efendim hastalıklar neticesi itibariyle güzel abi. Kainatta çirkinlik yok. Zahiren çirkin arkası güzel. Kanser çirkin mi abi? Çirkin. Çirkin doğru hiç kimse istemez ama arka ciheti güzel. Niye? Çünkü kanser olan insan var ya abi manevi şehit hükmündedir diyor. Mesela o e, koronavirüsten ölen belki ehli iman var. Çok ölmüşlerdir. O ehli iman titremesiyle böyle, böyle o hastalık çekmeyle allah Alem ne kadar günahlarını döktüler yani. İmanı da varsa ahirete gidecek. Aa, ya iyi gidecek. Hastalanmışım. İyi gidecek bak. Biz benim arka cihetini bilmiyoruz ki. Arka cihetini bilmiyoruz abi. Hastalığın arka ciheti güzeldir. Bazen diyor Celal'den Cemal de var diyor. Bak şu anda Allah Celaliyle sallıyor dünyayı. Hastalıklar, musibetler, belalar, sıkıntılar, efendim e, şeyler, zelzeleler, depremler böyle dünyayı sallıyor. Bak Celaliyle. Ama Celal'in arkasından ne çıkar? Cemal çıkar. Cenab-ı bize cemali görmeyi nasip etsin. Onun için biz kainattaki her olaya Kur'an namına, Allah namına bakmamız lazım. Virüsler, kimin dizgini elinde bunlar? Mikrop ya. Gözle görünmeyen ufacık bir mikrop. Bu virüs. Şey değiştiriyormuş. Ne diyorlar ona? Her girdiği yerde yapısını değiştiriyor. yapısını değiştiriyor. Özelliğini değiştiriyor. Onun için bir türlü aşısı... aşısı heh aşısını şey yapamıyorlar. Peki soralım be kardeş be. Mikrobun ne kadar aklı var? Okula mı gitti? Kursa mı gitti ya? Nedir? Var mı? Üniversitede tahsil mi gördü? Arkadaşlar ben şu adama giriyorum ama şeklimi değiştireyim ki aşı vurdukları zaman beni tesir etmesin. Allah Allah. Şekil değiştiriyor hemen. Hemen şeyini değiştir. Neden? Onu yapan kudreti ezeliye emrediyor. Değiştir. Trak değiştiriyor. Tıpçılarda çare bulamıyorlar. Aciz. Allah Allah. Neden? Mikrop Allah'a da. Yoksa mikropta güç yok ha. Virüste güç yok. Güç Allah'ın. Allah'ın gücüyle o geliyor. Bütün dünyayı böyle efendim kavuruyor yani. Allah'ın gücüyle. Allah diyor ki bunları bir terbiye et bakayım. Bunlar azdılar. Bunları bir terbiye et. Ama ehli imansa diyor şeyde onların diyor Allah'ın gelen bu celal sıfatından ehli iman günahlarını döküyor. Sıkıntılarını döküyor. Zaten dünyada günahsız insan yok. Hepimizin günahları var. Ne oldu? Günahları döküyor. Ahirete ne olarak döküyor abi? Mis gibi tertemiz döküyor. Öyle diyor. İnsan üç yerde temizlenecek. Ya dünyada temizlenecek, ya kabirde temizlenecek ya da diyor mahkemeyi kübrada ahirette temiz. Cennete diyor insan zerre kadar günahla giremez abi. Bak bunu size söyleyeyim. Ya dünyada temizleneceğiz. Buradan bütün arkadaşlara söylüyorum. Ya dünyada temizleneceğiz. Ya kabir aleminde temizleneceğiz. Ya da mahşerde veya da Allah isterse hiç bizi temizlemeden affedebilir de. Bunu Allah bilir. Bunu biz bilemeyiz. Onun için Cenab-ı Hak bize bütün bu olayları Allah namına bakmayı nasip etsin. Ya evet. Demek ki hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki